Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada belli başlı altcoin'lerin arkadaşlar bir takım son haberleri üzerine konuşacağız ve bunları değerlendireceğiz. Siz de adı geçen altcoin'ler arasında hangisinin favoriniz olduğunu videonun yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Fikirdir, önemlidir. Ev ve bu 15 altcoin önemli haberler duyurdu diyor. Bakalım. Kripto para piyasası yeni hafta secden gelen yeni davalar bir dizi ortaklık haberiyle başladı. İşte ev ve 15 altcoin projesinden sıcak gelişmeler diyor. Ev topluluğu ZKEVM'de başlatma önerisi onaylandı. Bakın arkadaşlar, %99'luk inanılmaz derecede büyük bir hareketle birlikte artık ev protokol bir ZKEVM oluşturacak. Bakınız, buradaki EVM nedir? Doğrudan bir katman oluşumu ve ekosistemde yeni bir merkezileşme arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ki Ethereum, Ripple gibi ağlardan zaten konuyla alakalı aşinasınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar, EVM başlatan projeler gerçekten iyi projelerdir diyebilirim. Vitalik Buterin bildiğiniz üzere bu konuyu geleceğin teknolojisi ve öne çıkanları olarak nitelendirmiştir. Bunu da Polygon'un ZKEVM lansmanında söylemiştir. Ev için şunu söyleyebilirim. Genel olarak içerisinde bulunduğu bu borçlanma platformu adı altında beğendiğim bir kategori değildir. Hatta hiç sevmediğim bir kategoridir. Fakat ev ve komp arkadaşlar bunun dışında kalır. Gerçekten iyi bir projedir ev. Tabii fiyatları bakımından farklı olabiliyor. Ayı boğa döngüsü sert ve volatiliteli hissedilebiliyor. Fakat iyi bir haberdir ve gerçekten Eyv'e tam puan veririm. Devamında ne var? Shiba Inu haberleri. Merkezi kripto para borsası Sitoex yakında platformda Shiba Inu'nun yönetim tokunu Bon için destek ekleyeceğini duyurdu. Karar Sitoex'in takipçilerinin borsanın listelemesi istedikleri bir sonraki proje için oy kullanmalarına izin veren bir Twitter anketi gerçekleştirmesinden sonra geldi. Seçenekler arasında Floki CEO'su ne diyor? Floki CEO Vita Uno, Bonk ve Shiba Inu'nun bonu vardı. Oylama açık ara farkla bon lehine kullanıldı diyor arkadaşlar. Ne varmış? Floki CEO, Vita Uno ve Bonk olarak karşımızda ve burada bon kazanıyor. Yani an itibariyle Bon ne yapıyor? Sitoex'te yeni bir listeleme almayı başarıyor. Her zaman söylüyorum, Shibarium'un gelişiyle Bon'un vizyonu çok daha ileri noktalara gelecek. Bunu söylediğimizden beri arkadaşlar Bon 10 katlık bir artış yaşadı. Hala değerlenebilecek bir projedir. Bon iyi bir tokendir diyebiliyorum. Bunu söylemişken ve listeleme demişken şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın Floki. Öyle saçma sapan türevleri değil. Floki. Arkadaşlar, Floki bu sezon çok büyük yükselişler yaşayabilecek. Hatta Binance'ın listelemesine kadar gidebileceğini düşündüğüm bir boğa sezonu ihtimali içeriyor. O yüzden Floki tarafında da çok ciddi hareketler olacağını düşünüyorum. Tabii şeyden bahsediyor devamında. Burada ne diyor? Son balina alımlarından vesaire bahsediyor. Gün içerisinde bununla alakalı uzunca konuştuğumuz için nedir? Bu konuyu öyle çok fazla uzatmayacağım. Shiba Swap 2.0 lansmanı. Shiba Inu'nun lider geliştiricisi Shitoshi Kusama yakın tarihli bir Telegram sohbetinde Shiba Swap 2.0'ın başlatıldığını doğruladı diyor. Tabii hayırlı uğurlu olsun yeni bir hareket arkadaşlar ki 2 yılı aşkın süredir biliyorsunuz 2.0 bekleniyordu. Kaldı ki Shibarium'un gelmesiyle birlikte üzerindeki tek ve merkezi DEX olarak yaşayacak olan Shiba Swap'inde yeni bir yükseltme zamanı gelmişti arkadaşlar. Ethereum. Chapelle yükseltmesiyle başlayan Ether çekimleri fiyatlar 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmışken bile pazar gecesi 1 milyon token'ı aştı. Beacon Chain izleyicisinden elde edilen verilere göre tokenlar birkaç saniyede bir gerçekleşen yaklaşık 477.805 işlemden çekildi. Doğrudur. Chapella son zamanların zaten en büyük olaylarından biriydi. İşte kimisi dedi ki satış baskısı oluşur bilmem ne. Doğru değildir arkadaşlar ki doğru olmadığını da bizzat görmüş olduk. Bunlar içerisinde OKX ve Galaxy'nin ortaklığı var.
Bakınız, OKB son zamanlarda büyük ölçüde yön yukarı hareketler yaptı. Biliyorsunuz hakkında öyle çok fazla konuştuğum coinlerden bir tanesi değil arkadaşlar. Fakat OKX'in şeyidir, yani nedir o? OKX'in token'ıdır ve OKB'yi de beğeniyorum. Onu da bu şekilde belirtmek isterim ki Elon Musk destekli bir proje olduğunu da bilmekte fayda var. İyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu da böyle. Devam edelim. Başka ne var ne yokmuş burada? 17 Nisan'ın öne çıkan gelişmeleri diyor. 28 Mart'ta hacklenen SafeMoon'un, ya zaten artık böyle, yani hack dendiği zaman artık böyle tüylerim diken diken oluyor. Son zamanlarda çok fazla hacking vakası gerçekleşmeye devam ediyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Bir, sağlam borsalarda oynayın. Büyük ve güvenilir, güvenli borsalarda oynayın. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Haricinde aynı zamanda hacklenen bir, bakın, hacking vakası yaşayan bir coin'e sahipseniz ben bunu çok fazla önermiyorum arkadaşlar. Tamam. Bunu her zaman söyleyebilirim. Hacking vakaları sıkıntılıdır. İşte oldu bitti alım fırsatı tarzında düşünmeyin. Evet, hacking vakası kısa vadede bir alım fırsatı oluşturur coin üzerinde. Fakat uzun vadede bir sabıka anlamı taşıyacaktır. RPL fiyatı Atlas'ın 17 Nisan'da yapılması planlanan, merakla beklenen bir yükseltmesi olan Rocket Pool'daki yeni bir gelişmeyle rally yaptı. RPL için Atlas yükseltmesi doğrulayıcılara 8 ETH'mini havuz oluşturup bu havuzda işlem yapma yeteneği sağlayacak diyor. RPL, bakınız, Rocket Pool benim sevdiğim bir kripto paradır arkadaşlar. İyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle Polygon, Arbitrum gibi projelerin arkasında yer almaktadır. Fakat dediğim gibi iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bir risk sermayesi ayrılabilir. Space ID fiyatı geçen haftadan bu yana en çok değer kazanan altcoin oldu. Token, Binance ve Gecko gibi borsalarda son 24 saatte 340 milyon doların üzerinde işlem hacmi gördü. Rally Binance Launchpad desteğine dayandırılıyor. Tabii ki doğru. Binance Launchpad desteği, yani Launchpad'e eklenen bir coin zaten öyle kolay kolay arkadaşlar başarısız olmamaktadır. Fakat ID ile alakalı şunu söyleyebilirim. Hala fiyatları tam olarak durulmadı. O çıkış etkisinin volatilitesinden hala vazgeçmedi. Ben uzun vadede iyi yerlere gelebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Fakat alım hususunda biraz beklenebileceği kanaatindeyim arkadaşlar. Dediğim gibi siz de bu listedeki favori altcoin'inizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.